İlk önce bu toplantıyı düzenledikleri için genç fizikçi arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Feza Bey'in 100. doğum yılı, doğum gününü hepimiz kaçırdık. Ama gençler böyle bir iş yapmayı akıl ettiler. Bu yavaş yavaş bu işlerin yayıldığını, genişlediğini gösteriyor. Yani karamsar olmamak lazım diye düşünüyorum. Şimdi Feza Bey'in kendi gençlik hatıralarını İstanbul Üniversitesi'nde ilk doktordan sonra döndüğü zamanları falan hatırlayanlar, o nesildeki ilk araştırmacıların ne kadar tek, yalnız olduklarını biliyorlar. Burada bugünkü bu toplantıyı düzenleyen bu mekansız fizikçiler grubu spontane. Bir kere o kadar çok sayıda, yani kaç kişiler bilmiyorum ama etkin çalışacak bir grup ortaya çıkmış. Genel olarak kurumların yerleşmesiyle bir kültürün yerleşmesi, birbirini besleyen, iç içe giden şeyler. Şimdi ben Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü'ye başlayıp sonra Feza Gürsel Enstitüsü, sonra Boğaziçi Üniversitesi'nin Uygulama Araştırma Merkezi Feza Gürsel ismiyle, sonra tekrar TBA'yı, bu hikayeye bir kuş bakışı. Çünkü başında olanları ve çeşitli safhalarını biliyorum ve son safhasını. Anlatırken bunu bir hayıflanma, vah işte nasıl tahribat oldu falan olarak yapmak istemiyorum, yapmayalım diyorum. Neler oldu? Onu sadece kayda geçirelim. Sonunda çünkü bir şeyler kalıyor. Bir şeyler devam edecek. Böyle bir olumlu bir notla yaklaşmak istiyorum bu ufak tarihçeye. Bir de bir kişiye hepimiz çok teşekkür borçluyuz. Meral Serdaroğlu. Feza Bey'in fizik ve kişisel arşivlerini toparladı. Şahsi gayretiyle onu yaşattı. İşte en sonunda Boğaziçi Üniversitesi'nin arşiv merkezinde kayda geçti biliyorsunuz. Belgeler kutular halinde. Orada sadece bir kısmı dijitalleştirilmiş. İşte Boğaziçi Üniversitesi de şimdi yine bir kriz içerisinde ama eminim o arşiv orada kalacak. Bu işi Meral yaptı. Meral'i de çok özlemle sevgiyle anmak istiyorum. Şimdi ilk Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Erdal Bey'in girişimiydi, Erdal İnönü'nün. Boğaziçi Üniversitesi'nde olsun istedi. Çünkü bu hikayede yani araştırmanın üniversitelerle, doktora programı olan yerlerle iç içe gitmesi önemli. Fakat 1983'te Boğaziçi'nde olmadı. TÜBİTAK'a, Erdal Bey TÜBİTAK'a ikna etti. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi MAM kampüsünde oldu. Bunun katkısı ne oldu? Biliyorsunuz 80 darbesinden sonra ilk YÖK döneminde burada bulunan birçoğumuz için bir kuşak bilim insanına sığınak oldu. Yani fizikçilerden işte Metin Gürses burada, Tekin Dereli burada, Avadis gelip giderdi. Başka bir sürü rahmetli Rahmi Güven, fizikçiler, matematikçiler. Bu bir kuşak bilim insanına üniversitelerde bulunamayan veya bulunmak istemeyen Türkiye'ye döndüklerinde insanlara sığınak oldu. İşte MAM kampüsü geniş bir yer, lojmanları var, kütüphanesi var, iyi imkanlar idi. Başka bir şey yaptı. Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü sadece fizik değildi. İçerisinde yer bilimleri, biyoloji, kimya, matematik, uygulamalı matematik ve fizik vardı. Küçük bir enstitüydü. Türkiye'deki o dönemin aktif araştırmacıları, farklı temel bilim dallarındaki insanların birbirlerini tanımalarına yaradı ki bu bir şekilde sonraki yıllarda Türkiye Bilimler Akademisi ilk kurulduğunda da bir katkısı olmuştur. Yani bilim alanında
değişik disiplinlerden birbirini tanıyan bir kuşak oluştu. Eksiği üniversitelerle, üniversitelerin araştırma doktora programlarıyla temas yoktu ve şehre uzaktı. Yani orada kalanlar için iyiydi. Fakat şehirden gelip giden arkadaşlar böyle 9-5 servislerle çok verimli bir günlük çalışma şekli değildi. Bir de üniversiteden uzak bir araştırma ekibi olmanın aşikar eksiklikleri, yani öğrencilerin doktora programının olması falan yanında Temel Bilim Enstitüsü biraz böyle sonradan eklenmiş bir istisnaydı bu uygulamalı enstitüler arasında. Ve iki taraf da birbirini anlamaz bir şekilde bir ama tek yönetim altında yürümezdi bu yani. Çeşitli sorunlar olurdu. 1989'da yürümez demek ki şunu kastediyorum. Tabii enstitünün işleyişi, TÜBİTAK'tan alınan destek, günlük idari şeyler falan sorunlu olurdu. Yoksa kendi içinde küçük bir grupla o dönemde bizlere rahat araştırma yapma imkanı verdi. Ama eksiğimiz üniversitelerle direkt ilişkimiz yoktu. Öğrencilerimiz yoktu. Etkimiz sınırlıydı. 1989'da ANAP hükümetlerinden biri zamanında Mehmet Ergin, Profesör Mehmet Ergin TÜBİTAK Başkanı oldu. Ve onun döneminde bu enstitü bir şekilde dağıtıldı. MAM'ın başına da Profesör Hikmet Üçışık geldi. İşte nasıl dağıtıldı? Bütün bölümleri MAM'daki uygulamalı enstitülerin ilgili bölümlere birleştirildi. Bu yer bilimleri açısından bir sorun olmadı. Zaten orada dominant etkili ekip Temel Bilimler Enstitüsü'ndekiydi. Biyoloji için o kadar sorun olmadı. Çünkü orada da aynı durum söz konusuydu. Engin Bermek vardı. Engin Bermek zaten orada daha önceden de başlayarak donanımlı bir laboratuvar enstitü kurmuştu. Moleküler Biyoloji Türkiye için önemli bir adım. Kimya aynı şekilde malzeme bölümüyle entegre olabildi. Fakat teorik fizikçi ve matematikçiler için MAM'ın eski uygulamalı fizik laboratuvarı tabii bir anlamlı bir şey değildi. Bunun sonucu 1989'da hepimiz oradan ayrıldık, istifa ettik TÜBİTAK'tan. İşte kimimiz ODTÜ'ye, kimimiz Boğaziçi'ye, kimimiz Bilkent'e, Çukurova Üniversitesi'ne, Türkiye'nin çeşitli üniversitelerine o ekip gitti. 1996, bunu yanlış yazmışım sonra farkına vardım. 1996 yılında ben o zaman TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesiydim. Tosun Terzioğlu TÜBİTAK Başkanı'ydı. TÜBİTAK ve Boğaziçi Üniversitesi işbirliği yeni bir model çıktı ortaya. Temel Bilim Araştırma Enstitüsü'nün teorik fizik ve matematik kısımları Feza Gürsey ismi verilerek, Feza Gürsey Enstitüsü adıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin Kandilli kampüsünde kuruldu. Model yer üniversiteden olacak. Yönetim ve finansından TÜBİTAK'tan olacak. Dolayısıyla oradaki araştırma enstitüsü o üniversitenin bir kampüsünde. Ama yalnız o üniversitenin değil, bütün üniversitelerin araştırmacılarına açık. Oldukça esnek bir model vardı. Türkiye'de ilk defa sistematik bir postdoc imkanı başladı. İşte çok aktif yaz okulları, böyle uluslararası okullar, birçok üniversiteden gelen giden araştırmacılar ve tam zamanlı araştırmacılar da vardı. Şimdi bu model TÜBİTAK Bilim Kurulu'nda konuşulurken başka üniversitelerde de tekrarlanması isteniyordu. Oldukça inovatif bir model. Tabii hep böyle kompartmanlar içinde yaşamaya herkes alışık. Üniversiteler buna pek fazla hevesli olmadılar. Yani kendi imkanlarını başka üniversitelerdeki arkadaşlarına açık bir şekilde sunmak, TÜBİTAK işletsin vesaire. Buna karşın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki ilk ve tek örnek çok az sayıda insanla çok etkin bir enstitü olarak çalıştı.
Ondan sonra 2011'de TÜBİTAK Başkanı Nükhet Yetiş döneminde kapatıldı. Bence kapatıldı. Onlar tabii TÜBİTAK o zamanki yönetime dedi ki yok biz bunu MAM'daki Bilgem yani temel bilimle teorik fizikle falan alakası olmayan bir yer. O kriptoloji vesaire çalışmalarla ilgili bir merkeze bağlandı. Bunların ayrıntılarına ben girmeyeceğim. Kuş bakışı bütün tarihçeyi anlatmak istiyorum. Şimdi 2011 yılında başka bir dizi gelişmenin sonunda Bilim Akademisi kuruldu. 2012'de ben Bilim Akademisi yönetim kurulunda onayıyla o zamanki Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Gülay Barbarosoğlu'nu ziyaret ettim. Bu Feza Gürsey Enstitüsü'nü TÜBİTAK artık desteklemiyor. Boğaziçi Üniversitesi binayı bakıyor. Personel yani işte binanın bakımı için gereken minimal personel, güvenlik falan devam ediyor. Orada bir bina var. Gülay Hanım'a hiç olmazsa yaz okulları yapmak için fizikçi ve matematikçileri gönüllü organize edebiliriz. Boğaziçi Üniversitesi de işte binanın bakımı, maddi desteği, bu işin ev sahipliğini yapar mı diye Gülay Hanım bunu hemen yönetimine götürdü, hemen kabul ettiler. Ve 2013'ten beri orada Feza Gürsey yaz okulları, birkaç defa da kış okulları yapılıyor. Bu okullarda ders verenler, bizler tamamen gönüllü, yani bunun için bir ücret tabii alınmıyor. Asistanlarımız yine gönüllü olarak çalışıyorlar öğrencilerle. Pandemi dönemine kadar Boğaziçi Üniversitesi kaptan öğrencilere indirimli ucuz yurt ve yemek imkanı sağladı. İşte maddi imkanları sürdürdü. İlk yıl yapılan okullardan biri kozmoloji yaz okulu için. Okul bittikten sonra yetişti ama Boğaziçi Üniversitesi yönetimi TÜBİTAK'tan bir destek aldı. Yani finansmanı sonradan sağlanmış oldu. Ertesi yıl bu bizi ümitlendirmişti ama aynı kozmoloji okulunun bir sonraki yılı için TÜBİTAK desteklemedi. Okulları tamamlayan öğrencilerin masrafları zaten çok az. Bir kısmı da kendileri de veriyorlar. Hemen hemen her okul için her seferinde okulu başarıyla tamamlayıp devam edip ödevlerini yapıp işte neyse istenenler sertifikalarını alan öğrencilere burs olarak masraflarını verdik, karşıladık. Bunu çoğunu Bilim Akademisi yaptı. Bir dönem bazı okullar için Sevinç Erdal İnönü Vakfı, Türk Astronomi Derneği ve Türk Matematik Derneği. Yani tamamen sivil toplum tarafından ve gönüllülükle finanse edilen bir gerek doktora ve daha ileri düzeyde gerekse lisans düzeyinde bir dizi okul oldu. 2014 yılında bu iş bir resmiyete büründü. Boğaziçi Üniversitesi YÖK'e başvurarak YÖK'ün sistemi içerisinde tanımlı bir üniversitelerin araştırma merkezleri diye bir çerçeve var. Feza Gürsey Fizik ve Matematik Uygulama Araştırma Merkezi için onay alındı. Bu yeni haliyle merkezin web adresini burada görüyorsunuz. Orada bütün etkinlikler var. Bu merkezin bütçesi yok. Yani YÖK çok sınırlı bütçe veriyor üniversitelere. O merkezlerin bu merkezin bütçesi yok. Ayrıntıya girmemene gerek yok. Ama böyle bir merkezin olması Boğaziçi Üniversitesi içindeki birimlerle koordinasyonu, işte lojistiği, yaz okullarının düzenlenmesini kolaylaştırdı. Merkez bunu üstlendi. Bilim Akademisi de dışarıdan ufak imkanlarla pandemi geldiğinden beri de ilk yıl çok sekteye uğradı, çok az okul yapılabildi. Bu sene bayağı aktif oldu. Zoom olanağını bu
çevrim içi okullar için Bilim Akademisi sağladı falan. Binanın kapısında Feza Gürsel Enstitüsü yazardı eskiden. O harfleri anlatacaktır belki arkadaşlar. TÜBİTAK götürmesin diye alıp saklamışlardı. Onlar da duruyor. Sonra Boğaziçi Üniversitesi yeniden yeni harfler yaptırmış. Kapıda yine Feza Gürsel Enstitüsü yazıyor. Feza Gürsel isminin neden kaldırıldığı konusunda bu enstitü kapatılıp da işte Bilgem'e bağlandı taşınırken falan. TÜBİTAK'ın o dönemki yetkilinin açıklaması şöyleydi. Kurulurken Feza Gürsel adının verileceği bilim kurulu tutanaklarına yazılmadı. Yani biz bulamadık. No comment. Evet. Şimdi 2017'de tam böyle bir kaç yıl oluyor? İşte 30 yıllık bir daire tamamlandı. Yeni Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü kuruldu. Adresi burada. Bir takım etkinlikler, toplantılar yapıyor. Araştırma programları var. Kuruluş, yani TÜBİTAK'ın resmi işte web sitesinden aldım şu cümleyi. Enstitü Bilgem organizasyon şemasından çıkartılarak TÜBİTAK Başkanlığı doğrudan bağlanmıştır. Şimdi bu bir tarafıyla olumlu. Yani başka alakasız araştırma ekiplerinin yahut MAM yönetiminin kontrolünde değil. Bu tarafı olumlu. TÜBİTAK Başkanlığı'na bağlanması tabii başkanlıkla enstitünün ilişkilerine bağlı bir şey. Yani Türkiye'de çok alışıldığı gibi dışarıdan hiyerarşik bir şekilde yönetilirse olumlu değil. Ama oldukça otonom görünüyor. İşte Ali İkram Aliyev var başında. Çeşitli toplantılar, konferanslar bütün dünyadan Zoom döneminde işte konuşmacılar ayarlıyorlar. Eski yani 20-30 yıldan sonra tam bir daire sıfıra mı döndük? Birincisi bu bağımsızlık hikayesi en azından MAM yönetiminden nispeten yani ona tamamen bağımsız. İkinci eskiden olmayan şey de hala şehirden çok uzak ama yakınında iki üniversite var. Buralarla hiç olmazsa alışveriş geliştirilirse ilk MAM başlangıcından daha iyi bir yerden başlamış olur. Şehre yine uzak. Eğer esnek haftada bir iki gün gidip uzaktan katılım, yarım zamanlı katılım falan gibi mekanizmalar geliştirilirse o zorluk telafi edilebilir diye düşünüyorum. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Çok teşekkürler.